24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İspir halkımızla röportaj yaptık. Yaptığımız röportajda halkımıza unutamadığınız bir öğretmen var mı? Neden? Sizde hangi izler bıraktı diye sorduk. Hadi birlikte izleyelim. Coğrafya hocamı çok seviyordum. Bayram Bulut hocamız. Coğrafya dersini pek sevmediğim halde o hocayı tanıdıktan sonra dersi sevmeye başladım. Kendisini rahmetle anıyoruz. Mehmet Hoca vardı, Edirneli. Çok disiplinliydi. O sınıftayken çok disiplinli, dışarıda arkadaş gibiydik. Ben de burada disiplinli çalışmayı çok seviyorum yani. Ben de böyle bir insanım. Merhabalar. Sinan Yaşar hocam var. Sinan Yaşar hocamın bizim dersteyken, onun dersindeyken bayağı bir yaramazlık yapardık biz. Bir arkadaşımız vardı böyle, babası memurdu. O da bize katılırdı. Böyle yaramazlıklar yapardı. Sinan hocam bizim arkadaşa kızdı. Oğlum dedi, akıllı ol. Bak dedi, bunun babasının dedi dükkanları var. Bir şekilde bir dükkan mükkan açar, bir şeyler yapar dedi. Yetenekli çocuk. Kendini kurtarır. Diğer bir arkadaşımız vardı. Onun babası da taksicilik yapıyordu. Bu da dedi hiçbir şey olmazsa dedi babasının taksisini alır. Hayatına devam eder dedi. Oğlum dedi, bak senden bir şey olmaz, dikkat et dedi. Sonra sürünürsün dedi. Aynen Sinan hocamın dediği gibi ben bir dükkan sahibi oldum. Şimdi yürüyüp gidiyoruz. Diğer o dediği arkadaş aynı şekilde taksici oldu. Babasının taksisini aldı. O öteki arkadaştan arada bir görüşüyoruz. O da Ankara'larda geziyor. Saygılar. Unutamadığım öğretmenlerden birisi Cemil Güven diye bir hocamız vardı. Çok disiplinliydi. Çok da eğitime önem verirdi hocam. Bir şeyler öğretti bize o zamanlarda. Bizim sınıftayken öğretmenim ders vermişti. O derse çalışmadım. İşte ertesi gün okuyorken öğretmen sordu tabii bana, kaç defa okudun? Ben de yalan söyleme, bir şey yapmayacağım dedi. Bir defa okudum dedim. Bir defa okudum dedikten sonra bana bir tokat attı. Ondan sonra da ben bundan sonra bir defa okuduysam 3 defa okudum hocam, 5 defa okudum hocam deyip İşten sıyırmaya çalıştım. Birinci sınıf öğretmenimi unutamıyorum. 6. sınıftaydık sanırım. Öğretmen ödev vermişti. Arkadaşlarım bir kısmı ödevini yapmamıştı. Gerekçeli, çeşitli bahaneler üretiyordu herkes. İşte evde elektrik yoktu, babam hastaydı, annem hastaydı. Hoca yavaştan pataklıyordu, ufak çapta şiddet uyguluyordu. Bana geldi sıra. Ben derim hocam yapmadım, özür dilerim. Bana hiç vurmadı, hiçbir şey yapmadı. İşte sınıfa döndürmüştü, alkışlatmıştı. İşte aferin, arkadaşınızı alkışlayın. Ödevinizi yapmıyorsanız da çıkın işte delikanlı gibi yapmadım deyin. Daima dürüst olun. Hatalarınızı yalanla işte örtbas etmeyin falan tarzında cümleler kurun. Meslek lisesinde benim kimya öğretmenim vardı. İsmi Yusuf Bektaş, şu an hala burada. O beni çok severdi ve bana hep böyle farklı davranırdı. Hep güvenirdi. Mesela o hep aklımda kalmıştır. Yusuf hocama da buradan selam söylüyorum. Öyle bir değerli hocamız. 2. sınıf öğretmenim benim için çok değerliydi. Kendisi Konya'da Hilal Peker öğretmen. 2. sınıfta sürekli ağlayarak okula gidiyordum. Okula gitmeyeceğim diye her gün inat ediyordum ama öğretmenim benimle 60 öğrencimin içinde benimle özel ilgilenip her sabah kenara çekip konuşuyordu. Gönlümü yapmaya çalışıyordu. Okulu sevdirmeye çalışıyordu. Örnek öğrenciler gösteriyordu. Ve o sayede ben o dönemi onunla çok güzel atlattım. Ağlamadan gitmeye başladım okula. Ve onun sayesinde bugünlere geldim diyebilirim. Okulu bana o sevdirdi. Kendisini çok seviyorum. Bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Halis Ceylan hocamızı unutamıyoruz. Benim için ayrı bir yeri var. Çünkü sınıf içinde eşit adalet ve bizle muhabbet eden, bizi böyle kendi yaş grubunda gören bir insandı. Dürüst bir insandı. O yüzden Halis Hoca'nın yeri bende başka. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum Halis Hoca. Sıtık Çırpıcı hocamızı unutamıyoruz. Çünkü çok disiplinliydi. Aşırı derecede korku salıyordu bize. Benim ilkokulda bir hocam vardı. Mehmet Karataşlı ismi. Ben onu unutamıyorum. Çok kıymetli bir hocaydı. Destekleyici bir modeli vardı. Yani hani nasıl anlatsam. Yani ben anlamadığım bir şekilde bilgiler kafama giriyordu. Yani çok ilginç gerçekten. Hiç ders çalıştığımı hatırlamıyorum doğru düzgün. Belki hoca sevgisidir. Yani dersi değil hocayı seversiniz mantığı var. Belki o yüzdendir ama hani
O en çok iz bırakan hocalardandır. Teşekkür ederiz. Benden en çok iz bırakan öğretmenler babam Selahattin Aktaş ve annem Hamdi Aktaş. Başta onların öğretmenler günü olmak üzere bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Ben önce hayatı annem ve babamdan, daha sonra da diğer öğretmenlerimden öğrendim. Hepsinin bizim üzerimizde emeği çoktur. Tekrar söylüyorum, öğretmenler gününü kutluyorum bütün öğretmenlerimizi. 2014 senesinde rahmetli olan babama rahmet diliyorum. Anneme de uzun ömürler diliyorum. Yani şöyle, ortaokuldayken bir beden eğitimi öğretmenim vardı. Fahri Osmanoğlu diye. Şu anda kendisi de vefat etti. Yıllar sonra onun öldüğünü öğrendim. Yani onun bir folklor için bir eleme yapmıştı. Ya o günleri unutamıyorum mesela. Çok güzel bir folklor ekibi kurmuştuk. Onlarla birlikte çok güzel anılarımız oldu. Unutamadığım öğretmenim lise yıllarında matematik öğretmenim. Dürüstlüğü, hayata pozitif bakışı, bir de bizim hayatımıza olan pozitif etkisi. Bizim için çok büyük, benim için büyük bir değerdi. Okulumuz için de çok büyük bir değerdi. Allah selametlik versin, Allah uzun ömürler versin. Eğitim bir milletin geleceğidir. Geleceğimizi aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.